Oha oğlum, bizim eve geldi balta, ne yapıyor? Merhaba arkadaşlar, Gamer Deep kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Bugün Solo Survivor serisine kaldığım yerden devam ediyorum. Serimizin adını sıfırdan sıfıra yapmıştık biliyorsunuz ki. Şimdi Test Server'da birkaç maç denemiştim zaten yeni gelen perkleri. Fakat ana oyuna eklendikten sonra hiç kurban oynamadım. Bu gördüğünüz 4 perk de değişime uğradığı için bugün bir nevi inceleme videosu gibi bir şey yapacağız. Şimdi hızlı bir şekilde perklerimi anlatayım. İlk perküm kum torbası. Koşar haldeyken etkin yetenek butonuna basarsam yarım saniyeliğine bana dayanıklılık efekti veriyor. Yani bu tuşa bastıktan sonra yarım saniye içerisinde katil bize vurursa yere düşmek yerine hasar alıp derin yara efektine giriyoruz ve kaçmaya devam edebiliyoruz. Bir diğer perkümüz ürperti. Katil 36 metre yakınımızda olduğu zaman bir bildirim alıyoruz ve katil o menzil içerisinden direkt bize bakıyorsa eylemleri yapma hızımız %4 artıyor. Bir diğer perkümüz bize bir şey olmaz perkü. Bu perkün asıl olayı şu: yerdeki bir kurbanı %100 oranla daha hızlı iyileştiriyoruz. Yerden daha hızlı bir şekilde kaldırabiliyoruz. Bir diğer özelliğine sahip olmak için de şunları yapmamız gerekiyor. Kancadan birisini güvenli bir şekilde kurtarırsak, bir başka kurbanı korumak için hasar alırsak, katili paletle sersemleterek bir kurbanı katilin sırtından düşürürsek ve katili el feneriyle kör ederek bir kurbanı katilin sırtından kurtarırsak, bu avantajın diğer özelliğini kullanma hakkı elde ediyoruz. O da şu: bir kurbanı yerden kaldırdığımız zaman yerden kalktıktan sonraki ilk 6 saniye içerisinde dayanıklılık efekti kazanıyor bu kurban. Yani bu 6 saniye içerisinde katil kurbana vursa bile o kurban yere düşmüyor. Ve son avantajımız da can havli. Biz kancadan kurtarıldıktan sonra 40 saniye içerisinde katil bizi düşürüp sırtını alırsa bize küçük bir beceri denemesi soruyor. Ve bunu tutturursak katilin sırtından kendi kendimize kurtulmuş oluyoruz. Katil de 3 saniyeliğine stun yiyor. Vagonun şemasını gördün. Gençler, bu arada ekipli videolarda devam edecek, merak etmeyin. 4 facecam'lı çok çekemeyiz çünkü İbo şehir dışında. Fakat VHS çıktı. Uzun süredir beklediğimiz bir oyun biliyorsunuz ki. Onu çekeriz, ne bileyim eşin oyununu falan çekeriz sanırım. Ekiple videolarda gelecek, merak etmeyin. Haritaya bizim kurbanlar attı, zaten görmüşsünüzdür. Güzel bir harita, güçlü bir harita. Quentin'le dövüşsem kim döver? Aha. 36 metre yakınımda şu an bildirim aldım. Oğlum ben bunu zaten kalp atış sesinden anlıyorum ki yani. Bana çok da bir avantaj sağlamadı gibi. Taksi lazımdır abi. Anasını belledik Jin. Ben şöyle gideyim, kolay gelsin. Şunu almaya gidelim de arkadaşlar, özelliğimizin ikinci avantajını çalıştıralım. Güvenli bir kurtarma yapmamız gerekiyor. Güvenli kurtarma dediği de bilmeyenler için anlatayım. Bu değil. Bu değil arkadaşlar tam olarak. Ben bunu kurtarayım. Merhaba, kolay gelsin. Uf, iyi hareket, kabul et. Şimdi güvenli kurtarma alacağım. Güvenli kurtarma dediği şu: adamı kurtardıktan sonra belli bir süre içerisinde hasar yemezse adam güvenli kurtarma sayıyor bunu. Kanka mal mısın? Alo, geliyor adam. Ben adamın canını kurtarıyorum, adam beni riske atıyor, ben anlamadım ki. Evet, o bu hiç iyi olmadı arkadaşlar. Nurse çok iyi giden bir perk. Belli bir menzil içerisinde onu sırtına aldığı için ben şu an tek yiyorum. Ara sıra oyunumda ne, benim kasam yanıyor, ne oluyor lan? Tamam, bitti. Bizim adamı almaya giden var mı bilmiyorum ama biz alalım. Adam çok iyi değil gibi sanki ama gerçi deneme şansımız da olmadı. Ay ananın. Oğlum bu ne kadar güçlü bir perk ya. Ben sürekli hayatımı böyle saklanarak mı geçireceğim ya? Arkadaşlar, Battlefield 1 sıhhiyecileri gibi oldum. Ne oluyor ya? Üçüncü kanca hukum. Kanca hukum, evet. Nasıl cümle? Yani aynı cümlede çevirisini de yaptım. Anlatabiliyor muyum? Hava inanılmaz sıcak ya. Gerçekten manası yok yani bu kadar sıcağın. Manası yok bu kadar sıcağın. Yine bir eve ateş düştü arkadaşlar. Adam jam bitirme pahasına yere düştü. Bunlar hep İbo familyasından işte. Tamam, onu almaya da ben gideyim. Ekmek almaya da ben gideyim, anasını satayım. Tamam. Ya, siktir lan, sen de yerimizi ifşalıyor sanki, anlamıyoruz. Kapalı mepe karga nereden girmiş olabilir? Hiç düşündünüz mü bunu? Benim de yeni aklıma geldi de sorayım dedim. Ne bakıyorsun la? Bu lavuk kim abi bakıyor? Aday ilk veda eden isim Quentin oldu arkadaşlar. İkinci veda eden isim Yun Jin Lee oldu arkadaşlar. Birer birer masadan eksiliyor dostlar. Oha! Yani şu adama mı öldünüz diyeceğim de şimdi 3 saniye düşeceğim değil mi? Do you want to go to space, young man? Do you want to see the stars in the night birds? Geliyor mu lan? Flying skywards. Ananı s**eyim, gargalar uçmaya başladı sesimi duyunca. Hemen nereden geldiğimi anladılar ya. Lan mal ya. Atsa orada bir ikinci bir linki. Evet arkadaşlar, Dead Art da anasına uçmuş oldu böylelikle. Kanka ne yapıyorsun şu an, bana bir açıklasana ya.
Öbür manyak can bitiriyor lan arkada. Adam can bitiriyor diye niye manyak oldu mesela, değil mi? Tamam, anasını uçtu. Adam üst kata gitti. The Game'e kaçak kat çıktı, anasını satayım. Ne oluyor, oyunum donuyor. Ananı avradını. Lobby gelir misin lütfen? Niye bana inat etti ki? Ya aptal, vursana. Aptal, vur orada, vur ya. Ne yaptın iyisin inşallah. Kafanda ne var lan? O ne olmuş oğlum onun kafasına? Oğlum Rus mahalle kavgasına mı girdim? Muş'ta saplamışlar kafasına. Ben 6 sene Rusya'da askerlik yaptım arkadaşlar, siz bilmezsiniz. Benim görevim tank toplarını yakalamaktı. Yani topları atıyorlardı, ben gidiyordum geri getiriyordum. Öyle de güçlü bir görevim vardı. Salaksın ki. Oy, güzel de art. Arkadaşlar şimdi bu normalde hitti. Yani ben kesin düşerdim normalde bunu yiyince. İşte Türknet farkı. Kanka bir şey diyeceğim. Sen, ben anlamadım senin oyun tarzını. Gerçekten anlamadım. Oğlum at artık ya. Allah'ım yarabbim. Ne gülüyorsun oğlum, var mısın? Ne bileyim, gülesim geldi bir an oğlum. Neyse aldı herhalde. Teşekkürler ediyorum ben sana. Gel parolda bloklayayım. Aynen, Nurse'u bloklayayım. Mantıklı değil mi? Bay bay. Yemin ediyorum Türknet farkı. Ve orada var ya, normalde bana Manchester United'a Musa Sow'un attığı golü uygularlardı. Eğer kötü bir pingim olsaydı. Ah, atamadım ya. Tam canavli. Enayi. Ulan bayağıdır da bu sayfayı tutturmadı, delleniyor olan ha. Aşağı mı inseydim ki? Ya ikinciyi neden atmıyor? Mantıklı bir açıklaması olan var mı arkadaşlar? Benim yok çünkü. Ya aşağı atlarım da şimdi. Sıkıntı çıkar biliyor musunuz? Dedardı harcadım. Yemin ediyorum sinirim bozuluyor şu an. Broken. Kanka ikinciyi bir daha atmazsan anana zeval gelecekmiş. Aha geldi, vallahi geldi. Ben dedim. Ya adam mı mal, ben mi malım? Oğlum başım dönüyor, alo. Salaksın ki. Oğlum bari perkü göstereyim ya bizim adam üzerinde. Bakın şimdi arkadaşlar, adamı kaldırdığım zaman 6 saniye boyunca şu an hasar alma hakkına sahip. Evet, 1,5 dakika geçti arkadaşlar. Güzel perk değil mi? Bana ne, 6 saniyesinde hasar alsaydın ne yapayım? Adamı tutup katilin önüne mi atayım yani? Şu an hala niye bu maçı oynadığımı tahmin edenler, yani bak cümle bile kuramadım. Hala niye bu maçı oynadığımı düşünenler var mı mantıklı bir açıklamanız? Bak, testere tuzağı bu arkadaşlar. Kaçıncı filmdeydi unuttum ama. Kanka merhaba. Senin sayende perkü gösteriyoruz. Allah razı olsun. Şimdi al o hasarı. Ya kardeşim, ben seni bunun için kaldırmıyorum ya. Oğlum de ananı. Beni kölesi yapacak şimdi bu burada. Dedardım bir gelse. Yani daha ne yapayım, yeter artık. Lan köpek, onu almıyorsun bir saattir, beni niye aldın? Olası bir yöntemle yerden tekrar kalkarsam onunla benimle uğraşmak istemediği için beni aldı arkadaşlar, ben onu anladım. Olası bir yöntem dediğimde reenkarnasyon yani, başka türlü kalkamazdım zaten. Bu ne yapıyor oğlum, nasıl gen yapıyorsun sen şu an ya? Bir 5 dakika daha bunları izleyemem. Bence karşıya Huntress geldi. Gençler bu arada Deadart'la ilgili yorumumu zaten yapmıştım ama yineleyeyim. Yani yine hayat kurtardığı zamanlar olur. Az önce gördüğünüz bir iki kere yırttım. Fakat eskisi gibi garantiliği yok. Zaten ben %90 spotlara kendimi atmak için kullanıyordum. Onlar çok boş alandayken de mecbur dodge denemek için kullanıyordum ama dodge'u çok yemiyorlardı zaten. Bence Deadart'ın en büyük olayı spotlara seni atmasıydı. O olayı da kalktığı için bilmiyorum, ölmüş ya. Yani kullanır mıyım? Kullanmam herhalde ya. Ya sprint ya da kıvrak geçerim. Bak, tek başına can yaparken o 10 saniyelik sıkıntıyı hissediyorsun. Almaya giden var mıdır acaba ya? Ben gideyim de şu perkümü de çalıştırayım bir yandan. Dur deneme, dur. Ya yapma onu işte. Ha. Arkadaşlar yani bir an panik yaptım da, kusura bakmayın. Meğersem biri geldiği için attempt deniyormuş. Lan oğlum. Ah, yön algım gitti. Oğlum ben hangi jeni yapıyordum? Heh, şuydu, tamam. Bir an arkadaşlar yön algım gitti de, ben zaten yürümeyi de 9 yaşındayken çözmüşüm. 9 yaşına kadar paso emekleme böyle, paso. Tinkerer'ı varsa Netflix'e 3 sezonluk gerilim filmi dizisi çıkartırım şu an. Geldi ya. Gördün mü beni? Görmüş. Ya görmediyse de ben gösterdim zaten kendimi. Ay.
Ne öyle geliyorsun kardeş kor... Oha! Ananız... 3 IQ gameplay arkadaşlar. Bunlar hep şeyden. Dead Art nerf yediği için... Ya oradan atlasam gerçekten atlıyor muymuş? Dead Art nerf yedi ya, ananı ağırdı. Ne oluyor oğlum? Dead Art nerf yemeseydi bu kadar kötü oynamazdım arkadaşlar. Oha oğlum, bizim eve geldi balta, ne yapıyor? Bak aranızda gülenler görüyorum. Kulağınızı çekerim. Kulağınızı çekerim arkadaşlar, tamam mı? Ne gülüyorsunuz? Siz hiç mi yaşamadınız böyle şeyler? Lan oğlum kaldırmış balta, sesini duymadım ya. Dümdüz oradan buradan loop atarsam ne keyif alacaksın? Yaptığım hareketi gördün mü? Kaç kişi bu oyunda katilin suratına oturmuştur? Pişt, büyücü beni hilla bakayım. Chrissy wake up. I don't like this. Wake up Chrissy, wake up. Nasıl aynısını yaptım değil mi? 4. sezonda edit teklifi bana geldiydi normalde. Ben dedim video çekmem lazım, kusura bakmayın. Hani arkadaşlar boş adam değiliz, anlatabiliyor muyum? Mecbur reddettik işte video çekmemiz lazım diye. Demek ki video çekmem gerekmese Eddie ben oluyormuş. Bu ne sanıyor şu an kendini? Onu vurma işte ya. Yok ya. Benim alnımda enayi mi yazıyor lan? Yazıyor olabilir bu arada arkadaşlar. Best mind game ever. Tamam beni saldı. Buğuna. Çabuk buğuna. Ben buğuna gideyim, sen de şuna git. Aranızda bir kişi bile güldüyse ne mutlu bana. Orada ne oldu lan? O ne, yanardağ mı patladı? Neydi o? Allah Allah, RGS'de miyiz acaba? Mesela İzlanda'dan da örnek verebilirdim. Niye RGS'den verdim? Türk malı. Ne alaka değil mi mesela? Adam şu an diyor gerizekalı, yine mi sen diyor. Her spotta diyor karşıma çıkmak zorunda mısın diyor. Mal diyor. Niye böyle hakaret ediyor sizce şu an bana? Aradan görüyorum evde. Sal kanka, okey. Bir daha yanmayacak ki Tinkerer bu jende şimdi. Ama öbür jende yanmış sanırım. Öbürüne... Ananın. Bir an beynim ojeni yapmaya devam etmemi söyledi ve devam ettim arkadaşlar. Gerekeni yaptık. Şimdi bizim diğer adamın yapacakları çok önemli bizim için. O yüzden tahminimce hiçbir şey yapmayacak. Kolaydı ya ha? Köpek lan dur ya. Oğlum yanlış tarafa gittim ya. Yemin hatalı sollamadan yandık usta. Of güzel dodge. Bu hit'i TurkNet bile kurtaramaz arkadaşlar. Buna yapacak bir şey yok. Buna Huntress hit'i deniyor. Ama ben genelde Huntress it demek istiyorum. Yani buna TurkNet değil NASA'daki kabloları götüme soksam yine bir şey yapamayız. O yüzden sıkıntı yok. Takımın verdiği can katkısı çok güzeldi. O yüzden ben bu maç bu takıma nankörlük yapamam. Ölme pahasına şunu kurtarmaya çalışayım. Öldüm arkadaşlar. Lan! Ananı avradı oğlum. Deliği tutturamadım ya. Niye atlayamadım oradan? Onu vur da bir anana söyleyeyim senin. Bizim diğeri inşallah yapıyordur bir şeyler. Yapmış, tamam, almış bizim adamı. Şu kapı 99'du diye hatırlıyorum. Bakalım arkadaşlar kaçabilirsek. Bak heyecan yok. Heyecan yaparsan ölürsün. Heyecan yapmadan öldüm amına koyayım. Niye öyle oldu la? DBD'den öyle bir şey istedi ki eski Dedert geri gelsin. Şimdi tüm jenler bittiği için benim Decisive'im çalışmıyor. Otomatik barovum var ama 5 saniye sonra bitecek. Bizim adam kaçabilir mi bilmiyorum. Çok iyisiniz. Gel şimdi. Ay, Dedard'ı aslında tutturmuştum ama adam baltayı tutturamadı. Güzel. Vallahi güzel team. İlk maçtakiler Nuh'un yemesi gibi bir şeydi. Yani cennete girmesi yasaklanan dörtlüydük ilk maç. Bu maç neyse ki iyi takım geldi. GG, well played team. Adam bize iyi oyunu David, hard taşıdın diyor yani. Bayağı taşıdın diyor. Arkadaşlar yani estağfurullah, bak şımartıyorsunuz gerçekten. Öyle iyi de oynamadım lan aslında. Adam mı şey yaptı acaba? Evet gençler, bugünlük benden bu kadar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.